Arkadaşlar merhabalar. Şanlıurfa tablo çalışmalarım bitti. Kaydınırken birlikte yapalım bunu da. Yabancı yarışlarda yaptığım çalışmanın aynısını yapıyorum Şanlıurfa'da da. Takip eden arkadaşlar biliyor artık. Çok fazla ayrıntıya girmiyorum. Olması gerekenler, yarışın şartına uyan safkanlar şeklinde anlatarak geçmeye, ön plana çıkardığım atları da aktarmaya çalışıyorum. Güzel bir program var Şanlıurfa'nın. Bakalım nasıl bir netice alacağız. Dün akşam sonunda. Birinci koşu Maiden Dişi ile başlıyor. Maiden Dişiler altılı içerisinde de var böyle yarışlar. Aklıma askerlik geliyor Maiden Dişileri görünce. Biz kısa dönemdik. Kısa dönem yaptık daha doğrusu askerliği. Eğitim sırasında İtalyan çukuru vardı. Oraya attılar, atlayın dediler. Atladık tabii hepimiz. Yarısı öğretmen. Bizim devre diyeyim o zaman. 276 yanlış hatırlamıyorsam. İtalyan çukuruna giren çıkamıyor. Bu Maiden Dişiler'de böyle aklıma o geliyor. Giren çıkamaz gibi bir durum var. Zordur arkadaşlar Maiden Dişiler. Kazancı yüksek safkan ya da kaliteli safkanı bulamazsak eğer sürpriz biter. Yani altılılarda da göreceksiniz orayı da. Ciddi anlamda sürpriz çıkartır. Dolaşan atların çok olması sebebi bu. Yani Maiden'ı veda etmek istemeyen safkanların çok olmasından dolayıdır. İyiler dolaşmaya devam ediyor. Kötüleri birinci olarak yapıyorlar. Onlar da ganyanlı geliyor. Mantığı bu. 7 Medusa kalite puanı Kaisberg yüksek veren safkan kara keçilerin atı kazanabilir. Kalite puanı grubun bayağı üzerinde. Diğer atlar diyeceğim artık. Herhangi birinin gelmesi beni şaşırtmaz. Evet, geçiyorum. İtalyan çukuru. Bakalım çıkabilecek miyiz? İkinci koşu yarımızdan fazlası çıkamamıştı ben dahil onu da söyleyeyim. İkinci koşu şartlı 4 mücadele. 8 nolu safkan İsmail Çizik'le kalite handikap puanıyla kurum iyi yerinde duruyor. Yarışları seri kazanıyor. Kazanabilir tekrar grup müsait. Şartlı 4 mücadelede tekrar kazanabilir. 6-3-4 buranın kaliteli safkanı 3 koşarsa 8'i geçme potansiyeli var. 6-4-8 eksik koşarsa devreye girebilirler. Benim görebildiğim bunlar. Üçüncü koşu şartlı 3 mücadele altılı başlangıcı. Burada kalite handikap puanı yüksek veren safkanlar var. Bunlardan 13 biraz eksik koşacakmış izlenimini verdi bana. Ferit biniyor ama. Kalite handikap puanı gayet iyi. Yarışın şartı 5 yukarı. Yani yaşlı atların şanslı olduğu yarış şartıdır. Burada da yükselim yarış şartına uyan son yarışı ikinci grubunda en yaşlı atı abisi olması sebebiyle kazanır arkadaşlar. Favori yani alternatif ilk ayak teki olarak da öneririm böyle safkanı yükselimi. Eksik koşarsa ne olur? 2-9 bunlar da yaşlı atlarımız kalite puanı 2 iyi verdi. 9 gene 37 kalite puanıyla erkek at. Bunlar devreye girerler. Her ne kadar 62 kilo olsa da 2 kilosu koşması, iyi koşmasını beklediğim safkanlar olurlar. Bu üçü birden kötü koşarsa gene bu bölgenin atları Reisoğlu Ferit'le Bilgin Kadir 3'ün oğlu Safkan Apprenti indirimiyle o da 60 kalite puanında gayet güzel yerde. Bunlar şanslı olacak safkanlardır. Bunlar da kötü koşarsa dişi safkanlar 8-5-5 biraz daha kıpırdamış vaziyette şanslı olacak safkanlar haline geliyorlar. 6 tek olabilir görüşündeyim bu yarışta. Diğer grup çizgi altındaki grup handikap puanı olarak düşük olan safkanlar. Gelmez demem at yarışıdır ama diğer yukarıdakilere göre dezavantajlı durumdalar grupta tabii. Varsa tabii takip atınız tuttuğunuz at ekleyebilirsiniz. Geçiyorum dördüncü koşu Maiden Dişi. Geldi İtalyan çukurcu dediğim olay bu. Kazancı yüksek olan safkan hemen hemen yok. En yüksek safkan kazancı en yüksek safkan 11 Saçansoy. O da yeterli bulmayabilir günaydın saçanlar. Dönmeye devam edebilir. Güvenemem yani.
Kazanacaksa gene bu kazanacak. Grupta en çok kazancı olan safkan bu. Kalite handikap puanı yüksek veren geri planda kalmış safkanlar 12-13. Ki Saçansoy bu kalite puanı olarak da yüksek veriyor. Gruptan iyi durumda. Şu ana kadar koşan atlar içerisinde. 11 tek olacaksa olacak. Olmazsa arkadaşlar çok at. Bence. Yani ben hani kapatmaya kadar tabii bütçeniz oranında gidin derim. Zordur bu işte. Maiden dişi. Buradan çıkmak zordur. Onu söyleyeyim. Küçük kuponları burada eleyebilirler. Yine de bu şartlar altında 11. Ben de şanslı çıkan, kazanması gereken safkan olarak karşıma çıkıyor. Evet, başka bilgim de yok, fikrim de yok. Yani görebildiğim, devamlı karşımıza çıkan maiden dişler bunlar. 5. koşu. Handikap 14, handikap 3. Orta uzuna giren bir mesafede koşuyorlar. 3-1-6 kazançlarından dolayı kilo alır. Birinci olmakta zorlanırlar. Kilo veren safkanlara gideriz. Çok fazla yok ama genelde de kilo, gruba kilo vermiş safkanlardır. Bunlardan 15 nolu safkan. Bence çok şanslı koşar durumda bu grupta. Kazanabilir arkadaşlar. 15 good father kazanabilir. Gene aynı bölgenin atları 14-13. Bunlar eğer 15 eksik koşarsa direkt devreye girecek, kazanabilecek safkanlardır. Artık yukarı doğru çıktıkça Özatik 10 nolu safkan grupta kalite handikap puanıyla en iyisi durumunda, kazanabilir tekrar. Hani 12 uygun kilosu, bakın son yarışı başarılı. Kalite handikap puanına bakmaksızın kilolar koşan öncelikle burada. 12, 8, 4 Ferit tercihli 62,5 kilosuna rağmen kalite handikap puanı yüzünden kazanabilir. Ekürlerden de 2 apranti indirimli. Bu safkan da kalite puanı yüksek verdi. Tekrar kazanabilir diyebileceğim safkandır. Beklentim 15'ten yana. 15 koşmazsa 14-13-10. Sıralamam böyle gidecektir. Bütçeniz oranında yazmanızı öneririm. Dokuzda kapatayım. 2 ile 9'u aşağı yukarı eşit şanslarda görmüş olayım. Şimdi boşluk kalmasın. Şanslı olacak safkanlar. Bu bölgenin atları. 8. koşu. 6. koşu. Pardon. 6. koşu şartlı 5 mücadele. Yabancı yarışlardan da hatırladığınız üzere kazanç bölgesinin kaliteli atları var ise tek olur derim. Onu söylerim devamlı. Bu yarış şartına uyan safkan 7. Pirsus. İsmail Çizik koşusu. İsmail Çizik'i kaybetmiştik trafik kazasında. Allah'tan rahmet dilerim. Yeni gelmişken bunu da söyleyeyim. Sonuçta apranti bir arkadaşımızdı. Hayatın içinde böyle şeyler oluyor. Yeğeninin koşusuna gelen İsmail Çizik, bildiğim kadarıyla yeğeniydi. Bu yarışı kazanır. Aslında atla start almasa daha iyiydi bence. Gider oraya bir şey diyemem ama... Çünkü atı getirmezse bir dünya laf yiyecek. Jockey arkadaşları terbiyesizlik yapmazlar herhalde. Hişmanı geçmezler. Geçeni de jockey odasında sürpriz bekler. Bence. Yani terbiyesizlik yapmış olur. O yüzden hem yarışın şartına uyan hem yeğeninin koşusunda Pierce'un kazanması gerekir. Tek olarak öneririm. Diğer bahis oyunları içinde 6-2-4 arkadaşlar. Bu atın arkasına girecek safkanlar olarak tespitini yapabildim atlar. Kalite handikap puanları yüksek veren safkanlar. 7. koşu maiden dişi. Bakın iki tane maiden dişiler var. Yani buralar işte İtalyan çukurları buralar. Kimler çıkacak, kimler çıkamayacak bilemiyorum ama sürprizler bence buralardan gelecek gelirse. 9 kazancı yüksek bir safkan grupta. Çıkacaksa bu safkan çıkacaktır. 9. Tek olarak da öneririm. Küçük Mizgin adlı safkan. Eğer bu da devam ederse tabelada dolaşmaya çok at. Jokeylerden başlayarak 1, 13, 5, 16, Ferit 4 gibi. Yani diğerlerinin gelmezliğinden değil. Belki jokeyler ön planda olacaklardır diye söyleyebileceğim safkanlar.
9 gelmezse burası da çok ihtiyaç duyulacak bir yer. Kalite handikap puanı 1 atik çiçeğinden yana. Grubun kaliteli atı. Diğer atı 13 son şansım. Hiçbir zaman kimsenin son şansı yoktur. Gibi atlar. Önereceğim safkanlar olur 9'un rakibi. Geçiyorum 8. koşu. Handikap 16. Handikap 3. Mesafe uzun. İstediğimiz mesafedir. Burada arkadaşlar direkt kilo veren safkanlar. Yani kiloların koşacağı bir yarış şartıdır bu. Tabii normalde bu böyledir. Yani kalkar ağır kilolu at Ferit bindi 2 nolu safkana. Yani kazanır mı? Kazan AGF almış. Kazanabilir. Grubu en kaliteli safkanı. Ancak önce kilolar. Burada da kilo veren safkanlar. Bunların içerisinde de 10 Özün. Velat'tı galiba. Velat Demir'le. Özün çok çok şanslı koşar durumda. AGF'de de sonuncu atlardan bakın. Mutlak kuponlarınızda olsun. Diğer atımda 14 yüz atlı Necmi Altın'la. Bu iki safkanı ben yeterli görmekteyim bu gruba. İkisinden birinin kazanmasını beklerim. Yarışın şartı bunları söylüyor, bunları gösteriyor. Yarışta başka şeyler olur. Atlar koşmaz, gitmezler, her şey olur. İki safkanın dışına çıkılacaksa da 11, 18, 15, 7. Bakın böyle kalite handikap puanı yüksek verip kiloyu almamış safkan 7 gibi. Ve yukarı doğru çıktıkça 12, 6, 13 bunlar da kilo alamayan ama kaliteleri düşen safkanlar. Kazanma ihtimallerinin olduğunu söyleyebilirim. 8, 4, 6, 3, 1 bunlar kazançlarından dolayı özellikle 8, 4, 6 kilo almış safkanlardır. 8 apranti indiriminden dolayı 54,5 yaklaşık 4 güne indirmiştir bu. O da ağır kilodur. Zorlanırlar birinci olmakta arkadaşlar. Önce aşağıdaki atlar şanslı olurlar. 10-14 önereceğim safkanlar. Diğer atların yazımını tamamen size bırakacağım. Benim görebildiğim bunlar. Şanlıurfa bu kadardı. Umarım faydasını görürsünüz. Söylediğimiz atlarda iyi yerde bitirirler. Biz de başarılı bir program geçirmiş oluruz. Tekrar görüşene kadar şansınız, bahtınız açık olsun. Hoşçakalın.